Dükkandan çıktım. ATM saatlerim bu saatler. Saat 8. Böyle geze geze gidiyorum. Hem yürüyorum hem işlerimizi hallediyorum. Gayet de bana çok iyi geliyor bu saatlerde yürüyüş. Çok severek de gidiyorum. Ümit diyor ki birlikte gitsek. Onunla arabayla gideceğim. Ama böyle serine yürümek ruhumu dinlendiriyor. Bugün bir de böyle ağır bir gün geçirdim demiştim ya. Ruhum açıldı yani. Süper oldu. Yavaş yavaş geze geze gidiyorum. Mevlana'dan yokuştan çıkıyorum. Burayı çıktığın zaman Mevlana'yı çıkmış sayılıyorsun. Düğün salonlarının önleri dolu. ATM işlerini nasıl hallettim? Mahallede 3 tane ATM var yine geçenki gibi. Hepsi bozuk. Ne zaman zaten işimiz olsa ATM'de bozuk. Sonra ben de gittim kendi İş Bankası hesabıma yatırdım. Oradan IBAN'dan Ümit'e attım. Bu işlem bana 8 liraya mal oldu. Ümit de diyor ki zaten diyor şey diyor. Karayollarına ATM'ye gitseydik araba 10 lira yakardı diyor. İyi yapmışsın diyor. Ben valla dedim hiç onu düşünmedim. Ben biraz böyle banka işlerinden falan ciddi anlamda çok korkuyorum. Onu halledeyim. Hani biraz o korkularım şey olsun diye böyle. Hem öğreneyim, pratik yapayım falan diye böyle yaptım. Öğrenmişim ama çok kısa sürede hemen hallettim. Ümit de şaşırdı. Pratik zekama hayran kaldı. Böyle Mevlana'da geze geze gidiyorum. Bu akşam hiçbir şey almadım. Sadece bir ekmek alacağım. O da mahalleden, fırından. Sonra dükkan, ev. Akşam serinine bayılıyorum. Akşam yürüyüşlerine. Evde hiç içecek kalmamıştı. Patates, soğan aldım. Şehriyeler, makarnalar falan aldım. Böyle ufak bir alışveriş yapıyorum. Peynir ve çubuk kraker aldım. Başka çocuklar ne yer diye böyle baktım da. Bir şeyler alayım işte çocukların ellerine. Şu kek gibi şeyleri çok güzel yiyorlar. Şunun çeşitleri. Şu lokmalıklardan alacağım. Böyle bir tane de cips aldım. Üç poşet vermişti. Hepsi benim buranın. 221.80. Buyur. Ya alışveriş yapması iyi de ben taşıyamıyorum. Ümit'i aradım hemen. Dün akşam eşim benden bir soda bir şey içecek istedi. Evde hiçbir şey kalmamış. Bir sodamız bile yok. Var çeşit çeşit aldım. Bu arada o ilk poşete ödemiştim ben. Geri kalanı 200 lira tuttu. Komple burası 200 lira değil tabii ki. Çocuklar evde. Şimdi biz de hemen eve çıkacağız. Kilitledin mi? Ne yapayım? Yani. Allah benim elime düşürmesin. Sana bir soru sorabilir miyim hayatım? Böyle ben senin kartından para harcayınca sana bildirim geliyor ya. Hı. Böyle kalp krizi falan olmuyor. Ben birazcık kendimden harcadım. Hı. Kendimden dedim yine senin paran da ya benim olan. Tamamen benim şahsımın parası. Ama ben nefes alamıyorum. Biz erkekler alışırız ya. Ya. Tabii. Sizin bu geçirdiğiniz hamaleleriniz... Ben çok pişmanım şu anda. Kendi paramdan harcadığım için. Allah yapacak bir şey yok. Bir derdin çaresi yok yani. Allah kurtarsın. Şaka yapıyorum ya.
Senin benim yok bizim evde. Bizim var. Ben de gittim. Alışverişimi yaptım güzelce. Ama ben sizi bakıyor olsam vay halinize duman. Ne sodası ya? Su için çeşmeden derim. Alsın tabii ya. Ben ekmek alacaktım ya. Evet. Hayal ekmek aldı ya bugün. Evet. Tam fırına adım atarken geldi aklıma. Elinizi çekme. Yo, ben kendimi çekiyorum. Öyle. Gidelim. İşin var mı? Tamam hadi gidek. Bugün çok çalıştı herifim. Herifim çok çalıştı hadi. Bu saatler var hiç. Böyle saatleri bunun. Eve geldik. Poşetler taşındı. Geldik. Kızlar şimdi güzeller. Kızlar da uyuyorlarmış. Uyandırdık. Şimdi uyudular. Gece nasıl uyuyacaklar diye. Uyku düzenleri bozulmasın. Kız şeyler. Şu dolaba sorulabilirsiniz aşkım. Onlar değil. Ben şimdi dur şu açayım. Eliniz acımasın. Dur. Ama dur. Ben şöyle yapayım. Biriniz dizi, ikiniz dizi. Sen de şey yap, patatesle soğanı yerine koy güzel kızım. Tamam. Nerede? Orada herhalde. Ha, burada var. Ha. Orada tepete koy. Patates kızartsam mı acaba? Kızartmıyorum da patates kızartsın. Buradan patates alayım. Uykunun bitti mi? Açıldı mı? Al bunları koy oraya. Hemen şu patatesleri koyayım. Kızlar annelerine yardım ediyorlar böyle. Dolabı dizen hayal, patatesleri götüren rüya. Bazen ben de karıştırabiliyorum yani. Siz anlatın kızlar, kaç gün ne yaptınız? Özlediniz mi YouTube'dakileri? Evet. İzleyebildiniz mi bizi? Dolabı kapat. Bir daha aç. Olsun. İzleyebilme şansınız oldu mu? Biraz oldu. Anladım. Hangi videoyu izlediniz? Hatırlıyor musunuz? Hayır. En son attığım videoydu. Ben her gün bir sürü atıyorum. O yüzden kaçıyorum hani senin son attığını. Ben genellikle isimlerine bakmıyorum. Değil mi? Başlığa bakmıyorum. Neredeydik izlediğinizde? Piknikte. Ha, hafta sonu. Klasik ya piknik ya deniz ya park. Oralardayız biz. Yine dolaba koyulacaklar da vardı. Şey, dizme yaparken az arada kapat da şey olmasın. Bozulmasın dolabımız. Pıtır pıtır iş yapıyorlar. Böyle yapabilecekleri ölçüde. Evet, bunun içine doğru koyacak bir şey var mı? Bilmiyorum ki, bak hatırlamıyorum. Şurada kola var. Varmış bak. Abur cubur poşetimiz. Bir tane daha kola. Nuggetlar mı? Bir nugget daha olması lazım. Ben bunları doğru koyayım. Tamam. Köfte tabağı var. Bana getirsene. Nerede? Önünde. Dolabın içinde yani. Köfte kızartacak mı ya? Anne, 4 tane kaldı. Sığmadı mı? Hemen
ben dolabın içine koyarım onu. Aa, az bakın balkona kuş gelmiş mi? Bu bir ara baktığımda yoktu sanki, değil mi? Evet. Anne, ben bir de silkelerken böyle bir silkeledim ve sonra pat diye bir uçtu. Aa, o bir şey silkelerken dikkat et, tamam mı? Gelmiş anne. Balkona artık özgürce çıkamıyoruz. Hani onun orada... Göktuğ gösterdi değil mi size telefonda yumurtayı? Telefonda mı? Yok. Siz yumurtaları görmediniz mi? Hayır. Göktuğ! Kızlara yumurtanın resmini göstersene. Neyi resmi? Yumurtanın. Ben küçük. Hı. Ben küçük diye düşünüyorum. Aynı şey. Eski şehirdeki ler. Anne, bir de o kırılınca biz o elimizi alacağız ya. Hayır ya, biz almayacağız. Biz almayacağız. Bu annesi muhabbet kuşu değil ki, o annesi bakacak. Bizim bununla ilgimiz yok. O dokunursak kaçar gider. Mesela şu yumurta, o yumurtayı biz şu anda elimize dokundursak daha bebeğine sahip çıkmıyormuş. Evet. Gelin. Ya hani benim değil zannediyormuş. Bu çorapları hep attı kendisi aşağıya. O çoraplar vardı onun içine, kendisi attı onları. Ben tavuk yumurtasına vereyim. Yok, küçük küçük. Yok, çok küçük. Ama öyle bakıldığı zaman sen kocamanmış gibi duruyor. Evet, evet, çok farklısın o konuda. Ben de böyle bu arada kızartmalarını yapacağım. Bir ekmek arası yemek istedi ama. Şehriyeleri bana ver. Benim şehriyem bitmişti böyle. Bu tel şehriye. Aha, tel şehriye. Arpa şehriye bitti mi bilmiyorum. Hayır. Arpa şehriye oldu. Yok, kabında bitti mi? Bilmiyorum. Bir de makarna bitti. Bu makarna dayanmıyor. Bu kadar yemek yapıyorum, bu kadar da makarna gidiyor. Bulgur. Bulgur da almam gerekiyormuş. Neymiş? Arpa şehriyem varmış benim. Arpa şehriye almasam ne olurmuş? Şuraya onu basket. Makarnayı şuraya koyuyorum. Alırım oradan. Böyle. Al bunu da koy yerine. İşlerimiz, güçlerimiz. Bakınlar da etrafında olunca böyle hani ses olur ya yanına arkadaş gibi. Güzel oluyor. Şu an dükkandan gelen bulaşıkları hallediyorum. Böyle devam ediyoruz. Bu arada yemek olana kadar kızlara Girit kabağı vardı ya, 4 tane doldurmuştum. Bir tanesini Ümit yedi, bir tanesini ben yedim. Anne, nasıl yiyeceğiz? Öyle normal yiyeceksin. Hiç siz de mi yemediniz? Ben kapattım, ben açtım. Baban bombaya benzetti onu. Onu biber dolmasını yedik ama böyle yemedik. Onları da yiyin yemek olana kadar, çünkü acıkmışlar. Ümit dükkana krep getirmiş. Yiyememiş. Onu yediler. Ben de dedim hemen bunu ye. Son bir tane biber dolması kaldı. Biz koyalım, sığmaz. Şuraya koyayım da yemek isterseniz yiyin. Zaten yemek de hazırlanıyor. Zaten olur. Göktuğ da yarım krebini yedi mi? Göktuğ da. Yiyor. Yiyor mu? Müsaade yiyor. Göktuğ yanına hemen çikolata sürecek bir şey. Ağzına at işte, hemen yemek oluyor işte. Yok biz Göktuğ. Mız. Çikolata sürecek, reçel sürecek. Yiyecek bir şeyler, şeyler. Bizim her anımız böyle güzel güzel geçiyor. Kabak nasıl? Güzel. Ay, normal değil mi?
İsmi değişik, şekli değişik ama tadı aynı. Evet. Bence. Size değişik geldi mi? Yok. Aynı değil mi? Yani ben de öyle düşündüm ama tabak sadece tombul. Evet, görsel olarak gerçekten çok sevdim yani. Beğendim görselini, çok beğendim. Açıldı. O çok güzel değil mi? Güveç gibi böyle. Şey böyle pide gibi güveçten değil. Böyle hani fırına yemek veriyorsun ya, o güveç gibi böyle. Mutfağımı da toparladım. Gerçi mutfağımı ne kadar toparlayabilirim ki biraz sonra yine yemek yiyecek. Bir tane soğan falan dedi. Bir şeyler. Patateslerim kızarıyor. Böyle patlıcan, biber falan da hazırladım. Patatesleri de kızartacağım şimdi. Mis. Sığdığı kadarına koydum. Şöyle soğan ve sumaklı soğan maydanoz yapacağız. Böyle şeyin yanında güzel bir yedir. Yer sofrası kuracağım. Onu da güzelce yeriz. Ellerini sağ ol. Afiyet olsun. Şuraya bırak tabakları. Ben bunu keseceğim ya. Aa. Biliyor musun? Evet, ben bunu keseceğim derken ne oluyor dedim. Ne kesiyor? Ben dedim. Tamam. Ne oluyor? Emin misin? Denedin mi? Denedim. Gözüm kesti ben. 100 lirayı çöpe atacak Ümit. Bakın. Gözümüzü ne? Ne oldu? Bunun aparatını. O zaman şey yaparsın. Bir tanesini oraya takarsın. Bir tanesini takmazsın. Tek kullanırsın. O arasını kesecek. Niye ki? Öyle daha rahat edeceğim ben. 100 lira nasıl 50'ye düşüyor? Gökcan'ın bakış açısı olaya. 100 lira nasıl 50'ye düşüyor? Bu da güzel bir bakış açısı. Ay, gelemiyorum, bana da göster. Bilmiyorum, gözü kesti demek ki onu. Onun gözü kesmese yapmaz. Onu yatarken çıkartıyordur inşallah. Yok yok, çıkarmıyor. Onunla yatıyor. Çok rahat yatıyor. Daha öyle. Bunu da kaçarsa onunla. Yok, kaçmıyor. Ne oldu? Hiç yok gibi mi? Bunu deneyeceğim işte. Yani iyi mi? Evet.
Baba. Az önceki gibi mi yani? Nefes alışın. Hayır tabii canım. O yani ne faydası o fark edecek mi? Al çıkarması açısından. Yani yok ya, burnunu çekme tamam mı? Hayır, burnunu çekersen kaçar diye düşünüyor çocuklar seni. Rüya, sineği getir kızım. Rüya, sen duydun, ben getirdim. Tamam, şuraya koy da. Şuradan. Koy sana, sineği buraya. Çekeyim mi anne? Neyi? Şey. Olur. Ya, örtüyü hala bulamıyorum. Her şey dökmüyorlar ama yine de bismillahirrahmanirrahim. Bu videom uzun olsun diye hiç kapatmıyorum. Her anını, her anımızı sizinle paylaşıyoruz. Aşkım kapatma, açma, kapatma ya. Şey altından gidiyor. Ha. Masam böyle kurdum. Ümit Bey, hırını hızanını çağır. Haso, muso, fuşo, kaşo. Hadi gel, gel. Bana bakıyorsunuz oğlum, yemek hazır. Tok ağırlanmaz. Sen Kürt mü? Hele hele gel, Kürt mü? Şey, sandalye. Sandalye getir oğlum. Siz geçin, Rüya getiriyor sandalyeyi. He? Rüya getiriyor, gel. Bak benim elim kırıldı. Birinin eli, birinin burnu. Kızım sen de ekmek ver arkandan. Lan bu sakatlanmıştır ha. Bunu... Orayı çekemem, orası karışık. Bu tarafa geçin. Sakatlanmış. Bu tarafa geçin. Böyle. Menü. Yeterli olur mu? İdare eder işte. İyisini biliyorsan kendin yap. İşte. Otur olduğun yere otur, hiç fark etmez. Şu arkayı çekmeden bize çek. Dedim ya. Ya yavrum şey diyorum, tripodu getir koysaysa ya. Hayır, az böyle çeksin. Sen beni bir dinlesene. Tamam, en iyi sensin, en iyi kolosu dolduran sensin. En büyük sevgiler, bizim sevgiler. En güzel kızlar bunlar. En yakışıklı delikanlı bu. En güzel anne sensin. Kendine de itibat et. He? İtibat et. Kim? Ben. Ben en iyi araba benim abi. Bak. En iyi birinci direk, en iyi ikinci direk. He. Orta direk. Şaban gibi. Benim tribotum nerede? Siz, tribotu kızlar getirmiş. Siz gibi. Öyle boş tabak yiyeceksiniz. Çocuklar ya. Tabak yemiyor. Onlar az önce yediler, gördüm. Yiyecekler. Evet, ben de sanki farkındayım. Bir... O şey ufak ön atıştırma ya. Açlıktan bayılmadan önce. Siz köfte sevmiyorsunuz. He? En çok sen seviyorsun. Şey yeni alındı da açtım mı? Çok ağır ya. Bismillah diyerek. Anam yayındayız. Bir haber ver bir. Start da 3'te 2'de. Sana Sevilla Yasuo 1800'den düşmüş. Anam. 1799 olmuş. Bir kişi niye gitti? O bir kişi niye gittiniz efendim? Neredesiniz? Niye gittiniz? Evet. Sebep neydi? Ben en son yorum yazdığımda 3559'duk. Şu an 3600. 40'lardayız. Aha ilgilendim. Ufak çarptım. Sen nereden al? Yok, ben olayım sen zaten. Ay çok fena sana koptu. Bana hep köfte geldi. Sen al oradan diye. Nasıl istiyorsan öyle al diye. Ketçap mı? Ah. Ya çocuklar işte büyüdüğünüz zaman bugünleri çok arayacaksınız. Ne diyecek? Anne sen köfte yiyecek mi? Ne güzel diyecek. Anam başımda, babam var diyecek. Mayonez alabilir miyim?
He? Teşekkür ederim. Tabii tabii canım. Böyle yemek. Çoluk çocuk bir başka böyle. Ne? Hı? Ne oldu? Göktuğ, ekmek var. Bir bakayım. Ekmek değil mi? Anlamadım. Güzel baksın. Sen anlayana kadar... Biraz şimdi... tuzu fazla geldi. Bence güzel. Ümit Bey, şurada Kemal Bey'in lokantası var. Beğenmediğiniz zaman Kemal Bey'den 10 günlük çorba yiyebilirsiniz. Çok güzel köfte, güzel olmuş. Çok güzel. En iyi köfte bu. Ne oldu? Maalesef. Ama tam böyle... Anne köftesi maydanoz olduğu için. Yok değil, ben şaka diyorum. Tam böyle közde yapılacak bir köfte. Yani... Tam manyolu sütü. Tabii. Soğan yer misin? He? Soğan yer misin? Tabii yerim. Kızlar anlatın bakalım, ne yaptınız, ne ettiniz? Ben aynı şeyi sordum. He. Çok... Bizi izlediniz mi diye sordum ben. Ya canım, ne izleyeceğim? He? Her gün zaten oradayım, ne izleyeceğim diyorsun. Ama ben bizim kendi videolarımızı açıp baştan sona biliyorsun, her akşam izliyorum. Tabii ki yani. Nerede öncemişiz, nerede ne yapmışız? Hayır, ben gayet keyif alarak izliyorum. Ben biraz daha şey açısından izliyorum böyle. Hele orada bir tane Ümit var lan ya. Ne kadar böyle şakacı, ne kadar böyle bir şey çocuk ya. Bayılıyorum ona. Bir de yakışıklı, karizma. Ve Göktuğ diye bir çocuk var, çok yetenekli. Hayalde var mı? Ya, rüya var mı? Göktuğ'un kanalında ya. Göktuğ'un kanalındaki videoda var mı? O Ümit diye bir adam var lan ya. Ne adam ya. Lan. En çok onun olduğu yerleri izliyorum. Evet ya. Tabii, gerisini sardırıyorum hemen. O adam da hep çalışıyor ya. Maraba oğlum. Sizin için sabah akşam çalışıyorum, ne yapayım? Ulan yani... Küçüklükten yetiştirsen bulamazsın böyle adam. Şöyle yap bir. Şu anda sen de şey gördün böyle, hepimiz masadayız ya, böyle mutluluktan yemeği unuttu. Bir bol, değil mi? Yok canım, çocuklar gitsin. Genelde bir de şey, akşam yemeklerinde çok sen dahil olamıyoruz. Çünkü sen biraz geç geldiğin için... Hı hı, yemiş oluyoruz hep. Evet. Ya benim bu şimdi yemek saatim düştüm. Belli olmadığı için bu ben şimdi sizi bekletemem her zaman. Yani ben kendim yemesem bile çocukları yetiştiririm. İş arasında yani. Yemek saatleri kaçıyor. Düzensiz bir yemeğim oluyor. Evet, hep müşteri geliyor. Ne zaman eve çıksa öyle oluyor. Tabii canım, bugün de çıktın hemen telefon. Zengin ailelerde sofrada meyve olmuş. Tamam, ne kadar güzel göründü gözümün. Uzun ya. Böyle biraz yemek, yemek sanattır efendim. Ben bugün shorts paylaştım. Ya bu ne bu kadar çok böyle olmuş? Ne bu kadar böyle olmuş? Ne olmuş? Dedim sen sanattan ne anlarsın? Ama ikimiz de aynı gibi. Bugün sanat yapanlara hak verdim. Yani hiç anlamam sanattan ama ilk defa ne sanattan ne anlarsın ha? Ben anlamadım demek ki. Hı? Ben anlamadım demek ki. Acı mı bu soğan? Soğan acıdır yani. Bir şey anlamadıysan kesin sanattır. Ekmeksiz soğan yenir mi? Ekmeksiz yedi yandı. Niye? Anlamadım. Yanar mı ki? Oha, acıdır tabii. Bir de en kıvımlı olmuşum orada. Biz böyle yemeğimizi yemeye devam edelim. Ya. Ümit Bey, durdu musun? Göktü durdur. Göktü bir dersen. Göktü... Oh! Ulan sen
Sıralamaya göre gidiyorsun. Ulan kral sen ne Allah Allah çocuk çocuk başına beyler beyler bey nedir lo? O ne oldu ki? Da düştü. Ben örtü çarptım ya silkelerken fark etmedim. Çocuklar neyle gidiyorsun? Fener aç. Devamı bir dahaki videoda. Hadi kapat. Evet. Burada bir olay var. Çek. Ay arabamız da var. Bir şey olur mu? Ay şu tümsek de çok kötü oldu ya. Kim? Yo çiğ köfteci şeydi. Çağırsana buradan. Çiğ köfteci çocuk mu? Tamam. Yarın getirir de yaptırırım. Şuna. Aa çiğ köfteci de olmuş kavga. Kavga mı olmuş? Kavga oldu evet. Yarın ben... Yarın ben kumandamı alıp Özver'e geleceğim. Ya yapma evde. Anne. Düğmelerde bir tuhaflık var. 5. kattan düştü yani. Ben yarın bunları tamire geleceğim. Tamam mı? Lan 5. kattan düşmüş şeyi neyi tamire getiriyorsun ya? Anne. Ama senin hep yaşlı amcaların getiriyor. Onları hiç böyle demiyorsun. 5. kattan düşürüyorsunuz. Anne. Neyse bakalım yarın nasıl. Evet en pahalı kumandadır şimdi bu da. Pahalı şansıma kumanda. Küç piller patlamış. Patlamış mı? Pil patlar mı? Patlar tabi. İçi patlamış. Hani içini nerede gördün? Bitmiş. Kontrol ettim içi patlamış. Bitmiş. Ne? Anlat tabi o zaman. Bitmiş. Bitmiş gibi. Mutfağımın son hali. Çamaşır makinamı çalıştırdım. Böyle temizledim her tarafını. Burada da böyle sıralı halde. Ne izliyorsunuz? Zeki, Metin. Vay başımıza gelenler. Adı varmış bak. Zeki, Metin değilmiş. Vay başımıza gelenler. Bunlar hep bizim için Zeki, Metin bunlar. Değil mi? Evet. Ne istiyorsunuz? Bir şey yiyecek misiniz? Tabii canım. Bizde donat işte ya bu cubur. Donat mı? Cips. İçecek böyle bir... Sen bize donat bir... deyince donata gitti akıllara. Bize ortaya şöyle bir cips...
Aa, başka bir şey var mı? Hepimize içecek. Hay Allah. Biz bir tane elemanda nerede eksik var? O bakımı aldı kendine. Bakımı aldı. Bir baş eksik burada. Hayal gel. Hemen geliyorum. Bakım. Mutfağımızın temiz durma saniyesi. Daha şimdi çıkmadan mutfağa giriyorum da. Sildiğim tezgah kurumadı. Yazık değil mi bana? Ha? Ne? Ha, ortalık ona kaldı. Böyle bir şeyler hazırlayalım. Biz hayalle mutfağa tekrar girdik. Çamaşır makinesi çalışıyor demiştim ya. Durduruyorum. Neden? Fındık. Şey, aşureden kalma. Hmm. Yok, şu en altta cam kaseler var. Sol sağ tarafta. Evet. Onları biz... Al hepsini al. Hepsini al. Hepsini, hepsini. Ha. Böyle. Keyif yapacakmışız. Evet. Şimdi değil mi bir eksiklik var? Baksana da hangi cepsi açayım? İkisini açamam. Oo, Ümit. Kocaman. Kocaman. Bakma ya. Üç tanesi zaten bir tabak dolduruyor. Rüya sen de içecek koy bize. Tamam, ne koyayım? Kola. Sen seç bak. Kola koy, diğeri şey. Kolayı çıkar yani. Daha bunu da koyma. Kolma da koy. Kola aldım. Tamam, götür onu. Bu birazcık çalkalanmış. Bir şey olmaz. Taşıyabilecek mi? Ağır değil ama. Alayım mı? Ben taşıyayım. Yavaş git. Ben de göreyim seni. İnsanın kızı olmalı, görüyor musun? Şey de o pufu getir şey Rüyacığım. Tamam mı? Kuşu bir yere koy. Kuşu yere koy. Koltuğuna kapalı koyma, orada hoşlanmıyor. Orada kalsın bir şey olmaz. Ali ben bir görevimi görüyorum. Kızıma bak, tam benim aşiretim kızı ha. Bu fabrika müdürlüğü... Yemek mi yiyorsunuz? Hazır. Beğendiğiniz oldu mu? Zaten oldu da evet. Burası adam. Yemeklerimiz çok güzel. Bu restoranda hep geliriz. İçecek? Şey yiyeceğim abi. 5 tane şey. Çok doğru abi. 5 tane şey var ama 4 tane. Ben içmeyeceğim. Yavaş yavaş. Bana da şey suda ver. Ilık olmadı ki. Daha yeni koydum. Azıcık içmeyeyim. Böyle biz keyfimizi yapalım. Biz böyle kendi halimizde akşam keyfi yaparken sizler de klasik, evinizde klasik eskilerde özlediğiniz tam böyle çoluklu çocuklu aile ortamı. Biz böyle akşam keyfimizi yapalım. Bizde keyifler böyle. Klasik aile ortamı. Özlediğiniz belki de bilmiyorum eskilerden. Zeki ile Metin de varsa. Benim de çok özlediğim böyle küçüklük. Aynen eski Türk filmi de açıyorum ki birazcık nostalji yapayım diye böyle. O ama zamanlarda, izliyorlar çocuklar da izliyor yani sıkılmıyorlar. O zamanlar biz de çocukken izliyorduk bunları ya yani Türk filmlerini. Evet. O zaman televizyonda her gün Kerem Sunal çıkmıyordu ki Zeki Metin çıkıyordu. Başka tabii tabii başka başka. Ama Kerem Sunal. Dün akşam Gırgır'ı izliyorduk. Kerem Sunal ayrı bir güzel.
Evet, bunlar da Kemal Sunal hocalar. Artık yani bir ara vermek gerekiyor bazen ona. Bir de Barış Manço. Evet. Şarkıları. O şarkı film mi? Bir tane film var. O zaten. Nostalji deyince aklına Barış Manço geliyor. Hadi bir kapanış alalım. Bir söz sizde Göktürk. Tamam, siz başlayın. O Göktürk başlayayım, onlar daha güzel devam ediyor. Tamam, başlasın. Göktürk. Kanalıma pardon. Özür dilerim. Kanalımıza oldu. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Beziriz. Şey gibi sen... oldu. Şey gibi oldu. Çoluk çocuklarımla bizi izleyin anam. Bizi şey... Anne gibi bak konuş. Sen konuş bir çocuğum. Karışık... Yavrum konuş. Gelecek. Yavrum konuş. Bize abone oldu. Anne gibi olmadı. Böyle değişik bir şey oldu. Ama hemen müdahale edince görüyor musunuz? Normalde kapanış daha farklı oluyordu. Sen yap deyince olmadı. Bir de ben böyle oluyorum. Böyle oluyorum. Bizde sınavlar böyle bir ortam. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bak gördün mü nasıl geldi enerji?